Ve bizim bu noktada hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi. Halk kendini yönetemez mi? İlle başımızda bir başbakanın, güçlü bir başbakanın olması mı lazım? Yani mit dieser Entscheidung ein Beispiel Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşı. Sistematik ben çarpıtıldığı kanaatim değil. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Sonuçta attığınız adımın bedelini ağır ödeyecek. Damatlar hatırladı. Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Bulgarların tezgahı. I think it was a disgrace. Dünyanın iftirasını hatırlar. Kısa bir kesintiden, kısa bir yayın kopmasından dolayı hepinizden özür diliyoruz. Yayınımıza 10 dakika geç başlamak zorunda kaldık. Ondan dolayı bütün seyircilerimizden özür diliyoruz. Tekrar bir konuk programına karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sevgili Nazan Bozkurt. Bir KYK'lı. Birçoğunuz tanıyorsunuzdur, mutlaka ki görmüşsünüzdür. Ankara'daki direnişinden dolayı. Hemen hemen her gün görüyoruz Nazan'ı. Nazan kendi işimi geri istiyorum diye her gün insan anıtı önüne gitmek istiyor. Her seferinde de bir şekilde polisler tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alınıyor. Öncelikle merhaba sevgili Nazan. Merhaba. Sevgili Nazan, ben kısa bir söyledim ama yine de sizi tanımayan seyircilerimiz vardır belki. Kısa kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben 10 yıllık nüfus memuruyken 23 Ocak 2017 tarihinde Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nden ihraç edildim. O gün bugündür de yani mahkeme yolunun kapalı olmasıyla birlikte, dilekçelerimin cevapsız kalmasıyla birlikte, yani direnmeye karar vermemle birlikte Yüksel Caddesi'nde kendimi buldum. Bu arada gecikme benden kaynaklandı, onu söyleyeyim. Benim teknolojiyle aramın kötü olmasına bir türlü bağlanamadım. Kameranın yönünü belirleyemedim, ayarlayamadım bir türlü. Özür dilerim, yani benden kaynaklandı. Dediğim gibi o gün bugündür de Yüksel Caddesi'nde işini geri isteyen, gerçekten nüfus memurluğu yapmak isteyen, kimlik yazmayı çok özlemiş, gerçekten işini çok isteyen bir nüfus memuruyum. İşim, ekmeğim için mücadele ediyorum. Evet. Peki sevgili Nazan, yani hani geçenki bir şeyin var, bir yazın vardı, onu ben habere çevirmiştim Bel Medya'da da. Hani gerçekten her gün oraya gitmek, her gün direnmek. Ve orada her seferinde polislerin, yani biz hepsini buradan seyrediyoruz sizin sayfanızda. Her seferinde polislerin sizi gözaltına alması, yerlerde sürüklenmesi, yani ailenizin, çevrenizin yaşadıklarınızı bize anlatabilir misiniz? Yani çok kızıyorlar, annemler bana kızıyorlar, gitme sürüklenme diye anlatıyorum, sabırla anlatıyorum. Hoş bir şey değil, öncelikle bir kadın olarak yerde sürüklenmek hiç hoş bir şey değil, onu söyleyeyim. Hiç keyif almıyorum. Şimdi mesela gene kolumda iki tane tırnak izi var şu anda, kadın polislerden kalan. Her seferinde biz o tarafa doğru zorladıkça, Yüksel Caddesi insan hakları anıtına doğru zorladıkça onlar bizi karşı yöne doğru zorluyor. Ne oluyor? Yani bir taraf, bir kuvvet buraya gitmeye çalışıyor, bir kuvvet de onu şu tarafa itmeye çalışıyor. İster istemez fiziki olarak zaten karşı karşıya geliyorsunuz. Bu zor demek, yani zor kullanıyorlar. Bazen bunu çok abarttıkları oluyor. Kasıtlı olarak, zorun da ötesinde. Bilerek isteyerek işkence yaptıkları da oluyor. Kemiğimizi kırdıkları oldu, saçlarımızı yoldukları oldu, yerlerde tekmeler yedik, gözümüzün içine biber gazı boca ettiler. Üstelik de ellerimiz arkadan kelepçeliyken. Bu dediğim gibi çok keyif aldığımız şeyler değil, hiç keyif aldığımız şeyler değil işkence görmek. Ama biz bir tercih yaptık. Önemli olan bu.
Elbette yani ilk zamanlar herkes çok korkuyordu. Bir benim değil, hepimizin böyle anıları var. Yani işte çevikleri görünce böyle şuradan böyle yandan yandan gideyim diyenler mi dersiniz, dizlerin bağı çözenler mi dersiniz? Böyleydik yani. Zamanla hani bu hale geldik. Ya en azından onları görmekten korkmuyoruz. Onlarla mücadele etmekten korkmuyoruz. Dediğim gibi bir tercih yaptık biz. Korkularımız arasında bir tercih yaptık aslında. Tam olarak böyle oldu. Yani bizi belki öldürebilirler yani bu işkencelerin sonucunda. Ama ekmeğini peşini bırakmış bir insan olsaydık onursuz olmaktan daha çok korkarım ben. Yani ne demek insan ekmeğini bırakması? Ne demek? Yani sen mi okuttun beni ey AKP? Sen mi bana o ekmeği verdin? Ben kendi alnımın teriyle kazandım o ekmeği. Eğer onu kaybedip çekip gitseydim, yani bunu kabullenip arkamı dönüp gitseydim onursuzlaşmış hissederdim kendimi. İşte ben esas bundan korktuğum için diğer korkuların çok ötesine geçti bu. O yüzden korkmuyorum diyen insan tabii ki yalan söyler. Elbette ki biz de korkuyoruz birçok fiziki konuda bilhassa. Ama korkularımız arasında tercih yaptık ve alanda olmayı tercih ettik. Ne kadar süredir yükseldi direniştesiniz? 3,5 sene oldu. 3,5 sene oldu. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Yani siz mesela direniş alanına insan anıtının önüne bırakmıyorlar değil mi? Yani ondan bu tarafa yani sebep ne? Neden özellikle insan anıtının önüne sokmak istemiyorlar? Yani polisin buradaki diretmesi neden kaynaklanıyor? Salgınla birlikte böyle oldu aslında. Şöyle söyleyeyim, 3,5 senede çok çeşitli işlemler yaptı bize polisler. İşte dava açtırmaya çalıştılar, kanunsuz eylem yaptığımız gerekçesiyle. Davalardan baktılar ki beraat etmeye başlıyoruz bir bir. Bunu kestiler artık. 2011 yapmayı kestiler yani yürüyüş ve gösteri kanunu bıraktılar artık. Sonra tamamen para cezasına yöneldiler. Valinin emrine aykırı hareket etmekten para cezası kestiler. Ama şöyle bir sorun ortaya çıktı. Valiliğin son genelgesi, son emrinin geçerliliği Temmuz 2018 tarihine kadar. Bunlar bize sonrasında 1 sene, 1,5 sene sonra daha hala ceza kesmeye devam ettiler. Ve çok güveniyorlar ya kendilerine, ne olacak ki bize diye yani. Ama bunu hesaba katmadılar. İtiraz ettik cezalara ve bunlar cezaların iptal edilebileceğini hiç düşünmemişlerdi. İptal edildi. Hatta mahkeme harçlarının da ehliyetin Sürgüsü. ödemesine karar verdi hakimler. Ve ne oldu? Basın açıklaması hakkımızı kazandık. Bir şey mi Çok güzel, söyledin? çok güzel. Tamam, yok, yok, yok. Çok güzel dedim. Yani da, cezaların iptal edilmesine gerçekten bunu yeni öğrendim. Çok sevindim. Çok da güzel olmuş. Yani. Evet. Basın açıklaması hakkımızı kazandık ya şimdi. Bir şey yapamıyorlar ya Evet. hani, açıklamaya saldıramıyorlar. İlk günler oturma eylemine de saldıramamaya başlamışlardı. Şubat 2020'den itibaren bu oldu bu arada. Ama geliyorlar çeşitli bahanelerle anıtın önünden bizi kaldırmaya çalışıyorlardı. Çünkü gördüler ki gerçekten hani polis amiri diyor ya kamuoyu oluşturamıyorsun zaten diye. Gördüler Evet. ki kamuoyunun Allah'ını oluşturuyoruz. İnsanlar geliyor işte çiçek getirenler mi dersiniz, çay kahve getirenler mi dersiniz, bir sıcak selamını verenler mi dersiniz, yaşlılar, gençler, kadınlar, erkekler, işte dört ayaklı dostlarımız köpekler, işte bebekler, bize gülücük atan bebekler mi dersiniz, bize öpücüklü bay bay atan bebekler mi dersiniz? Yani gerçekten şenlenmeye başlamıştı biz orada oturma eylemine tekrar başladığımızda. Sonra çeşitli şeyler buldular polisler. Böyle komik komik gerekçeler. İşte siz burada oturuyorsunuz tamam da şu pankartı şuradan kaldırın. Oturuyorsunuz tamam da anıttan şunu kaldırın gibi. Sonra komple saldırıya çevirdiler bunu. Yani anıtın önünde oturtmamaya başladılar. Ama basın açıklamalarını yapabiliyoruz. Orada sıkıntı yok. Öğlen ve akşam 1,5 ve 6. Sonra da onu da engellemeye çalıştılar. Nasıl? İşte konu dışına çıkıyorsunuz diyor. Mesela ben Nadira Kadirova diyorum. AKP'li milletvekilinin evinde tesadüfe bak ölü bulunan, yani milletvekili Evet. silahıyla ölmüş bir şekilde ölü bulunan Nadira'dan bahsediyorum. Nadira'nın işte rahminde erkek DNA'sı bulunduğundan, yani tecavüze uğramış olduğundan, buna rağmen dosyanın kapatıldığından bahsediyorum. Konu dışına çıktınız, konu dışına çıktınız diye bir anda saldırıyorlar mesela. Böyle bahanelerle açıklamalara saldırdılar. Sonra bu salgın meselesi çıktıktan sonra bize şunu demeye başladılar. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için işte anıtta açıklama yapamazsınız. Biz de şey zannettik, hiç konuşturmayacaklar herhalde. Yo, yani başka yerde yaptırıyorlar, başka yerde yapabiliyormuşuz. Yani Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı'nda salgın tedbirleri alınıyor. Çünkü herhalde İnsan Hakları Anıtı'nda virüs var.
yani bizim gözümüze görünmeyen ama polisin gözüne görünen bir takım virüsler var. Ama 10 metre ilerideki Selanik sokakta virüs yok. Çünkü bizi sürükleyip oraya bırakıyorlar ve diyorlar ki buyurun burada konuşun. Ne anladın bu işten? Yani 10 metre geride virüs var, burada yok. Hatta bir amir şöyle bir gerekçe söyledi. Dedi ki basın açıklaması yapabilirsiniz ama kapalı alanda yapamazsınız. Bu yüzden anıtta size açıklama yaptırmıyoruz dedi. Yani anıtı kapalı alan ilan etti. Yani gerçekten gülelim mi kızalım mı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani, biz onların kusura bakma biliyoruz. Kusura bakma gülüyorum ama trajikomik olaylar gerçekten yani. Ne yapayım? İnsan kendini tutamıyor yani gerçekten de. Bundaki amaçlarını biliyoruz biz. Bir, bize virüs ulaştırmaya çalışıyorlar. İki, basın açıklamalarımızı gasp etmeye çalışıyorlar. Bir bahane bulmuş ve ona sarılmışçasına. Üç, bizim bu hakkımızı gasp ederken hani ister istemez sinirlenebiliriz. Ağzımızdan yanlış şeyler çıkabilir. Hakaretvari bir şeyler çıkabilir veya değişik değişik mukavemetlerde bulunabiliriz. Madem ki bunlar bize para cezası kestiremiyor artık iptal ettiriyoruz. Madem ki bunlar bize kanunsuz eylemden ceza verdirtemiyor, beraat ediyoruz. Ne yapalım diye kafalarını yordukları şeye bakın adamların. Sinirlendirelim, kışkırtalım bunlara, bize hakaret etsinler, bize mukavemet etsinler, buradan ceza verdirtelim diye. Geçen söyledim, yani şu hinliği memlekete hizmet etmek için kullansanız, şu kafayı, yani bütün bu hinlikler kafada dönüyor, tilkiler dönüyor. Bunu evet, memleket evet. için kullansanız neler olurdu neler? Yani sevgili Nazan, bunlar biliyorlar herhalde sanırım cesaret bulaşıcıdır. Sizler de kendi ekmeğiniz, işiniz için cesaretle her seferinde çıkıp orada direndiğiniz için onlar söylesinler. Gerçekten de ben şunu çok, herkes bunu çok iyi biliyor ki bizler Avrupa'da olmak şartıyla dünyanın her tarafında seyrediliyorsunuz. İnsanlar sizi görüyor ve bundan da emin olun ki yani mesela bu kadar baskının, bu kadar zorbalığın, bu kadar yani diktanın, yani ekmeğimi istiyorum kardeşim, ismi gel istiyorum diyorsun. Bir şey demiyorsun ki yani ben bir şey yapmıyorum. Beni KYK'nın işten çıkarttığınız sebepsiz yere ekmeğimi işimi geri istiyorum diyorsunuz. Yani bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Olamaz bence yeryüzünde. Bunun için bir mücadele veriyorsunuz ve insanlar sizin bu mücadelenizi örnek alıyorlar. Gerçekten örnek alıyorlar. Yani ben şu anda yüksel dedim mi mesela eski direnişler de var tabii şu anda hemen Nazan Bozkurt diyorum. Çünkü her gün her günde iki sefer orada bir direniş var. Mehmet, biz semineri unutmadık. Şöyle söyleyelim. Acun Hoca sağlık durumundan ötürü çıkamıyor. Astım hastası, kalp hastası risk alamayacak durumda. Yani risk grubunda. Bu yüzden çıkmıyor. Ben, Mehmet, Merve ve Mahmut abi biz her gün oradayız. Yani dirençli olarak Mehmet de var, Mahmut abi de var. Zaman zaman alana çıkan Merve ve her gün çekimi yapan kişi aynı zamanda Merve. Biz hepimiz her gün oradayız. Buraya gelemeyenler işte seyahat yasağından dolayı Nuriye mesela buraya gelemiyor. Alev buraya gelemiyor. Düzce'de kaldı maalesef. Ama tabii ki o da oradaki direnişine devam ediyor. Bakırköy'de Nursel Tanrıverdi direnişine devam ediyor. O da sokağa çıkma yasağında sokağa çıktı mesela. Çok heyecanlıydı. Çıkmadan önce nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye. Gözaltına alındı sonra işte sağlık muayenesinden sonra ceza kesildikten sonra bırakıldı. Yani bu kadar değiliz. Zaten bir kişi hiç değiliz. Yani insanlar paylaşmasa, mesela oradaki esnaf bizi istemese, yüksel direnişçilerini, bir gün bile konuşamazdık biz orada. Bir gün bile eylem yapamazdık. Esnaf oranın ev sahibidir. Kızılay'ın, işte Selanik'in, Yüksel'in, Karanfil'in. Onlar istemeseydi bir gün bile orada olmazdık. Bu da kolektif gücümüzden kaynaklanıyor. Gittik kendimizi anlattık. Zaten haklı olan insan kendini yeter ki anlatsın. Başıma bunlar geldi desin. İkna olmayacak, inanmayacak bir insan yoktur. Çünkü zaten haklısınızdır. Bu yüzden her türlü kendinizi anlatırsınız. Ama tabii ki tek değilim. Onu tekrar söyleyeyim. Biz biraz sayımız azaldı bu salgın sebebiyle. Ama biz bu 4 kişi her gün oradayız. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Yani dediğim gibi bu direniş bulaşıcıdır. Bu mutlaka ki daha da ileriki süreçlerde daha da gelişecektir. Sevgili Nalan, birazcık da şeyden bahsedelim. İstersen ölüm oruçlarından bahsedelim. Grup yorumdan bahsedelim, Helin'den bahsedelim, Mustafa'dan bahsedelim, İbrahim'den bahsedelim. Çok korkunç olaylar yaşandı gerçekten. Yani en son
cemevinde cenazeye saldırmaları, orada cenaze erkanının yapılmasını engellemeleri, cenazeyi oradan kaçırmaları. Daha sonra kaçırdıkları cenazeyi Kayseri'ye götürdüler. Kayseri'deki işte yani insan diyemeyeceğim güruhların işte biz bunu çıkarırız, yakarız tehditleri. Ne diyorsunuz? Nasıl böyle bir duruma geldik? Yani her ne olursa olsun, her ne yaşanırsa yaşansın bir insan eğer ölmüşse o yani haka yürümüşse o insandan çok fazla da böyle yani saygı, en azından cenazeye bir saygı diye bir şey vardı bizde eskide. Ne oluyor? Ne yaşanıyor Türkiye'de? Şöyle bu bilinçli olarak yaptırıldı bu topluma. Böyle beyinlere iğdiş edilmiş, dayanışma duyguları ortadan kaldırılmış, birbirlerinin sesini duymayan, duymak istemeyen, birbirlerinin yaşadığı acılarla ilgilenmeyen, aman yılan bana dokunmasın, aman kimse bana bulaşmasın, benim umurumda bile değil diyen bir toplum yaratmak istemişlerdi. Bu sadece hani Türkiye'de olan bir şey değil. Bu emperyalizmin politikalarından biri, kapitalizmin insanlara yaydığı yoz kültürdür bu. Yaymak istediği. Bu yüzden biz aslında çok da o insanlarda suç bulmuyoruz. Elbette ki korkunç bir şey. Yani cenazeyi çıkarıp yakmaktan bahsetmek, yani bahsettiğiniz, az önce söylediğiniz gibi insan diyemem zaten. Denmez. Hatta ben ona canlı bile demek istemem. Yani nefes alan bir şey yani bir nesne ya yani bir masa nefes alıyor atıyorum şu telefonun nefes aldığını düşünüyorum hiçbir insani refleksi yok çünkü bunların ama dediğim gibi onlarda değil esas suç onları bu hale getiren sistemin kendisinde çünkü insanlar birbiriyle uğraşacak ki din dil ırk diye insanlar birbirine düşecek ki kavga edecek ki emperyalizm başka türlü nasıl sömürsün? Nasıl ülkelere girsin? Bak açık işgalde giriyor mu Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi bir daha bu riski alabilir mi Türkiye'de mesela? Tankla, tüfekle girebilir mi emperyalizm? Böyle girer ama. Böyle. Kültürümüzü ayakları altına alarak, bize ait olmayan şeyleri bize yaymaya çalışarak. Yani hayretler içerisinde izledik Cemevine. Gerçekten böyle yani kalbim sızladı. Cemevine adamlar gaz atıyor. O görüntüler düşmeye başladıkça kendimi hakarete uğramış hissettim. Yani işte Alevi bir ailede büyümüş, yedi sülalesi Alevi bir insan olarak kendimi gerçekten hakarete uğramış hissettim. Gazlar düşüyor arka arkaya. Yani öfke içindeyim, acı içindeyim bir taraftan sonra arkadaşlar mesaj yazıyor oradakiler. Morgun kapısını kırdı polisler diye. Nasıl yani dedim. Yani böyle gerçekten inanmak istemiyorum. Tabii ki polisi tanıyoruz, ne yapabileceğini biliyoruz. Ama morgun kapısını kırdılar ne demek yani? Cenazeyi kaçırmaya gelmişler. Cenazeyi kaçırdılar. Sonra arka arkaya böyle haberler geliyor. Cenazeyi kaçırdılar. Babasından mı kaçırdılar? Annesinden kaçırdılar. Sonra böyle şeyler yapıyorlarmış işte. Aile arkasından gidiyor evlatlarının. Bir de böyle resmen film çevirmek zorunda kalıyor insanlar. Aksiyon filmi çevirtiyorlar ailelere. Evlatların peşinde bir arabanın peşinde gidiyorlar ki polis İbrahim'i hani kaçırmasın. İbrahim'i gözlerinden kaybetmemek için aile. Polis defalarca onları atlatıyor. Tekrar buluyorlar. Ondan sonra da Kayseri'ye gidiyor cenaze. Ve daha beteri yani Gazi Cemevi'nde yaşananların daha beteri, 1.000 metre beteri orada yaşanıyor. Yani belki Cemevi'ne böyle bir saldırıya yeteri kadar tepki vermiş olsaydı, bilhassa işte Alevi kuruluşları, dernekleri, vakıfları yeteri kadar ses yükseltmiş olsaydı, en başta cenazeye saygısızlık ve ibadethaneye saygısızlık orada başladığı için Kayseri'de zaten bir Allah'ın kulu bunu ağzına alamazdı. Belki düşünebilirdi ama bir de çıkıp televizyonlara işte bar bar bağırıp bunları söyleyemezdi. Biz bunun örgütlendirildiğini düşünüyoruz. Kasıtlı olarak gönderildiğini düşünüyoruz. Çünkü zaten sokağa çıkma yasağı vardı. Yani o akşam o güruh sokağa çıktığında bir, sokağa çıkma yasağını deldikleri için onlara bir yaptırım uygulanmadı. Ceza kesilmedi. İkincisi hepsi yani bu salgın günlerinde yasakların sebebi nedir? Salgın bulaşmasın, virüs bulaşmasın dedi. Hepsi yan yanalardı. Aralarında neredeyse hiç mesafe yoktu o güruhun. Üçüncü olarak cenaze aracının önünü kesmekten bahsediyorlar. Seyahat özgürlüğünü kısıtlama da var. Böyle bir suç da var. En beteri cenazeyi yakmaktan bahsediyorlar. Cenaze arabasını yakmaktan bahsediyorlar. Sonra defnedildi bir şekilde. Başka bir yere götürüldü. İbrahim defnedildi. Ve sonra orada nöbet tutmaya başladı aile bireyleri. Çünkü adamlar tehditte bulundular. Mezardan çıkarıp yıkacağız diye. Yani
Yani insana bunu söylemek bile kolay değil böyle bir şeyi. Yani cenazeyi çıkarıp o cesedi çıkarıp mezardan yakacağız. Hani bunu söylemek bile bize bir tüylerimi ürpertiyor yani şu an bunları söylemek. Ama bunlar bunu gerçekten bırakırsa yapacaklar zaten. Biz düşünüyorum hani komşuda cenaze varken televizyon açmayan bir nesiliz biz. Bunlar Evet. nereden geldi? Mesela çok sinirlendiğimde bir iki kere alanda bunu sormuştum. Siz nereden geldiniz? Nerenin vatandaşısınız? Nereden geldiniz? Bizim ülkemiz böyle bir ülke değil, böyle bir toplum değiliz ki biz. Taşhamanlardan başlar. Mesela şu ülkenin halklarının tarihine baktığınız zaman ölen hayvanlarına bile cenaze töreni düzenleyen bir halktan bahsediyoruz burada. Bu noktaya nasıl gelinmiş olabilir? Bu noktaya aynen dediğim gibi böyle gelinmiş olmalı. Polis sırtlarını sıvazlıyor. Polis gönderiyor zaten onları. Yoksa sokağa çıkma yasağında sıkı mı yani sokağa çıkacaksın? Bir de orada yasa dışı hani diyorlar ya bize yasa dışı yasa dışı. Yasa dışı eylem yapacaksın bir de silah patlatacaksın. Ama onlardan bir kişi bile gözaltına alınmayacak. O halde bu öfkeli kalabalık mahalleli bilmem ne bilmem ne diye kimse açıklamasın bunu. Silah patlattıkları halde, sokağa çıkma yasağında sokakta oldukları halde, birbirlerinin dibinde durdukları halde bir kişi bile gözaltına alınmıyorsa bunu çok açık ve net polis yaptırmıştır. Bu kadar. Yani aynı şekilde işte yani Mustafa'da da yani Mustafa'nın annesi ben ailesine birkaç sefer böyle canlı yayın yapmıştım, röportaj yapmıştım. Yani bir insanın yeniden yargılamak için yani ben istemiş şuydum Mustafa'nın beni yeniden yargılayın diyor. Yani bu bir tane bir gizli tanığın söylemleriyle bana iki sefer müebbet verdiniz ki bu gizli tanık yurt dışına çıktıktan sonra bu ifadelerin hepsini geri çektiği takdirde yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz ki yani bu ülkenin savcısı, hakimi, işte efendim ne bileyim yani devleti yönetenlerden hiç mi vicdanlı olan bir insan yok? Yani ne oluyor, ne yaşanıyor diye üç tane canımızı, üç tane gencecik canımızı kaybettik yani. Sonuçta bu insanlar ikisi halk için müzik söyleyen insanlar, bir kişi kendi sıradan bir genç, bu halkın bir çocuğu ve bir itirafçının söyleminden dolayı iki sefer ağırlaştırılmış, hapis verilmiş bir insan. Yani gerçekten çok korkunç şeyler son süreçte. Buyurun. Mustafa ile ilgili bir şey, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben Stalin üzerine gerçekler diye bir kitap okudum. Yeni bitti. Çok güzel bir kitap, çok aydınlatıcı bir kitap. Stalin üzerine birçok manipülasyon yapıldı biliyorsunuz. Bir de işte devrimin evlatlarını öldürmüşler gibi şeyler var. Bu konuda biraz eksik hissettiğim için kendimi biraz bilgilenmek istedim, okuyayım dedim. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Bunların nasıl yargılandığını anlatıyor kitabın bir yerinde. Diyor ki işte Stalin'e suikastten gözaltına, suikast girişiminden gözaltına alınmış insanlardan bahsediyor mesela. Diyor ki orada kişilerin kendi beyanları, itirafları olsa bile aleyhlerine tanık ifadeleri olsa bile somut delil olmadan ceza verilemez. Ve bu insanları bırakıyorlar. Gidiyor bu insanlar. Bir sene boyunca Sovyet istihbaratı bunları izliyor. Somut delil bulduktan sonra tekrar gözaltına alıyorlar. Ondan sonra tutukluyorlar. Ondan sonra bu cezalar veriliyor. Bu kısmını okurken aklımdan hep Mustafa geçti. Hep Mustafa geçti. Siz bir dosyayı, bir dava dosyasını sadece iki tane yalancı tanığın beyanına dayandıracaksınız. Başka hiçbir şey olmayacak. Ondan sonra da bunlardan biri ifadesini geri çekecek. Beni polis tehdit etmişti diyecek. Ve siz o noktadan sonra o polisleri gözaltına almanız gerekirken, o polisleri tutuklamanız gerekirken bunu dava dosyasına sokmayacaksınız. Sonra da o yalancı tanıklardan biri zaten uçan kuşa ifade verecek. Gözünün üstünde kaşı var bu örgüt üyesi dese insanlar tutuklanacak. Biri hatta bir arkadaş hakkında şöyle bir suçlamada bulunur. Suçlama da değil, bir şey değil yani bu. Kendisini tanırım. Ankara'da yaşar, fotoğrafçıdır. Ve İsmail Cengiz Mumcu böyle tutuklandı. 2 sene tutuklu kaldı yani adam. Neymiş? Ankara'da yaşıyormuş, fotoğrafçıymış. Bu. İşte bu yalancı tanık, olayı görmediğini, duyduğunu söyleyen tanık. Yani tanık nasıl tanıklık yapar? Gördüğü şeye tanıklık yapar ki onu tanık olarak alacaksınız karşınıza, dinleyeceksiniz. Adam görmedim, duydum diyor. Ondan sonra da vereceksiniz ağırlaştırılmış müebbet artı 2 kere 42 yıl ceza. Çocuk adalet diye diye öldü. Hepsi biliyordu onun böyle bir şey yapmadığını. Hadi diyelim ki velev ki silah temin etmiş. Diyelim ki öyle olmuş. Müebbet mi veriliyormuş yani silah temin edenler? Ne zamandır böyle oluyormuş yani? Hepsi gayet iyi biliyordu.
Mustafa'nın kanına ellerinin bulaştığını hepsi farkındalar. Yani cenazede ablasının bedduaları gerçekten amin denecek cinstendi. İnanmayan insanların bile amin dediği cinstendi. İnşallah her gün, dilerim her gün bir evladınızı gömersiniz dedi. O kadar canı yanmıştı ki, bizim de o kadar canımız yandı ki, biz bile buna katıldık. Yani katıldık. Siz biliyor musunuz bir evlat nasıl yetişiyor? Demek ki bilmiyorsunuz ki, o zaman öğrenmeniz mi gerekecek yani? Kaybetmeniz mi gerekecek? Hayatını namusuyla, onuruyla kazanan bir insan. Annesinin, babasının göz bebeği, kardeşlerinin, ablalarının göz bebeği. Muhteşem bir insan, olağanüstü bir insan. Hiç kimseyi satmamış, kimsenin aleyhine ifade vermemiş. Ve bu yüzden başına bunlar gelmiş bir insan. Onun için destek isterken bir kere şöyle demiştik. O kimseyi satmadığı için başına bunlar geldi. O çok temiz bir insan olduğu için. Bize kaybettirilmek istenen güven duygusuna sonuna kadar sahip çıktığı için başına bunlar geldi. Bir paylaşımı hak etmiyor mu? Hak etmiyor mu ya? Yani Mustafa derseniz, Mustafa'yı paylaşırsanız ne gelecek başınıza? Size de mi müebbet verecekler? Ölüm orucunun 255. günündeyken sizi de mi alıp işkenceye götürecekler? Makadınıza jok mu sokarlar, ne yaparlar? Mustafa'dan daha kötü size ne yapabilirler? Hayatınızı mı elinizden alırlar? Ne olur? İşte bu noktaya biz böyle geldik. İnsanları böyle kaldık. Biz o konuda gerçekten elimize geleni yani yaptığımız çok şey değil ama yani elimize geldi. ABF TV'de, Avustralya Büyükleri Federasyonu televizyonunda ben 6 sefer bununla ilgili canlı yayın yaptım. Hatta 3 seferinde Mustafa'nın annesiyle babasını almıştım. Mustafa'nın söylemleri gerçekten de bence tarihe geçecek sözler. Yani Mustafa çok yani adaletsiz bir şekilde yargılandı. Mustafa işte ölüm günden güne eriyerek ölüm orucunda yaşamını yitirdi ve Mustafa'nın söylediği annesinin söylediği sözlere bir annenin yani yalvarışı hiç bu insanlarda ben artık şunu iyice hemen kavradım ki bu faşistlerde diyelim ben bunlara faşist diyorum ben bunlara ırkçı diyorum ben bunlara gerici diyorum diktatörlerde ve bunların yetiştirdiği kişilerde demek ki hiç mi hiç vicdan yokmuş ki o annenin bir sesini birisi duymadı ki yani mecliste de milletvekilleri de demokratım diyen, ilericiyim diyen bu son süreçlere kadar birçok insan işin içerisinde sizin dediğiniz gibi dahil olmadı. Ne olacak kardeşim ya? Beni de mi öldüreceksiniz ya? Ne olacak? Ne yapacaksınız? Yani Mustafa'nın söylediği bir laf var orada telefon konuşmasının birinde asla asla yaşadığım süre boyunca unutmayacağım. Ben diyor ki ne olacak ki diyor bir damacana kadar kaldık diyor. 30 kiloya düştüm diyor. Bir damacana kadar kaldık. Ama olsun diyor. Onurumla yaşayacağım diyor. Bir daha kimse adalet için kimse bir daha adalet için bu acıları çekmesin diye ben onların yerine bütün acıları çekerim. Yani başka ne söylenir bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Son Değil sözünü mi? de söylemiş zaten. Aslında son sözüymüş o. Bütün acıları çekmeye hazırım. Evet. Ailesi hazır değildi. Biz hazır değildik. Bütün bu acıları çekmesine hiç gerek yoktu. Hiç hak etmediği kadar omzuna yük bindirildi. Demokratik kitle örgütlüğü yapması gereken insanlar, demokrasinin temini için ses çıkarması gereken insanlar ses çıkarmadığı için bir tane bir paylaşım, bir ses, bir şey. Hiçbir şey yapmadıkları için bu insanların omzuna hayatlarının yükü bindi. Ölüm, ölüm. Helin 28 yaşındaydı. Hepimiz gittik konserlerine, grup yorumu. Milyonlar gitti grup yorum Evet. konserlerine. Evet. Eğlenirken iyiydi. Ya. Halay çekerken iyiydi. Ama son nefesini verirken kaç kişi vardı yanında? Vermesin diye son nefesini bu genç yaşta kaç kişi vardı yanında? Ondan sonra da bunun doğru bir eylem biçimi olmadığından bahsederler. Sizin vesilenizle bir kez daha söyleyelim bu insanlara. O zaman lütfen doğru olan eylem biçimini siz söyleyin de avukatlarımızı kurtaralım. Ebru Avlar'la, Ebru Timtik'le Aytaç Ünsal'ı kurtaralım o Yani zaman. Olur mu? ona Dinlenme sıra ona geldi kurtaralım o zaman. Efendim? zaten. Ben de onu konuşacaktım şimdi. Ebru Timtik'in durumu da ağırlaşmış. Onun için de başvuruda bulunmuşlar. Yani Evet. Ebru'nun da diğer avukat arkadaşının adını unuttum. Aytaç. Aytaç da ikisinin de durumu çok kötü. Yani şimdi yani niye yani insanlar neden susar? Ben bunu bir anlamakta geçirdim zor ki. Hatta şöyle bir şey sorayım. Yani Türkiye'de neden mesela
Diyelim ki niye Türkiye'deki sol, sosyalist, demokratlar, devrimci kurumlar, devrimci örgütler, yani her ne kadar kaldıysa, bir kedim var etrafımda dönüp duruyor, kusura bakma. Yani niye, neden birçok konuda bir araya gelemiyor? En azından yani bu uğurda mücadele veren, bu uğurda bedenini ölüme yatıran insanlar ya da bu uğurda değişik, yani sırf bu Türkiye'nin bizde yaşanmıyor. Şimdi Kürdistan'da da aynı olaylar yaşanıyor. Biz işte şeylerde de gördük, sokak Diyarbakır'da, Lidya'da, bilmem bir sürü yerde insanlar cenazeleri günlerce dışarıda kaldı. Anne kendi evladını 14 gün boyunca, 14 gün boyunca tam bilmiyorum, herhalde 10 gün, 14 gün bilmiyorum ama isterse bir gün olsun, cenazesini, ölmüş kız çocuğunun cenazesini kaldırmasına izin vermediler. Kendi evindeki derin dondurucuda sakladı, de bekletti. Yani Cemile'den bahsediyorsanız 4 gün. 4 gün, ha evet, 4 gün. 4 Cemile gün kendi evinde, çağırıyorum. evet, Cemile'den bahsediyorum. Yani 4 gün kendi, yani bu nasıl bir insan, bunu nasıl kabullenebilir? Ya ben kendi evladım ölmüş, ben evladımı 4 gün buzdolabında, derin dondurucuda kendi evimde nasıl saklayabilirim? Bu nasıl bir vicdan? Bu nasıl bir insanlık? Ne denebilir ki bilmiyorum yani. Gerçekten bazen söyleyecek laf bile bulamıyorum. Yani diyorum ki bundan ötesi yoktur başka herhalde sanıyorum. Yani şöyle, bir insanın başını kesip onunla poz verenlere bizim anlatacak bir şeyimiz yok. Cemile evinin önünde, kapısının önünde vuruldu. Keskin nişancı tarafından kalbinden vuruldu. Yani kasıtlı olarak, bilerek, istenerek öldürüldü kız çocuğu. Aynı Dilan gibi yine 12 yaşında bir kız çocuğu. Fırın açık deniyor, sokağa çıkma yasağında fırınlara gidebilirsiniz deniyor. Çıkıyorlar evden, henüz daha yeni çıkmışlar. Çekip vuruyorlar polisler kızcağızı. Yargılanmıyorlar. O kadar çok örneği var ki, o kadar çok. Direnmesi gereken, faşizme itiraz etmesi gereken, sokakta olması gereken, bir şeyler yapması gerekenler bir şeyler yapmazsa biz daha çok Cemile'mizi 12 yaşında gömeriz. Ceylan'ı, Uğur'u, Berkin'i, Hasan Ferit'i. Bazılarına şey çok anlamsız geliyor. Daha doğrusu inanılmaz geliyor. Nasıl bir insan kendi iradesiyle bedenini ölüme yatırabilir? Muhakkak birileri yaptırıyordur. Bir türlü anlamıyorlar ya. Gerçekten bunu da anlamayacak ne var diye ben de bunu anlamıyorum. Yani kabul etmiyor arkadaş, kabul etmiyor. Yani Mustafa'ya ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler yani. Kabul etmek zorunda mı bu çocukluğunu? Yani herkes bu zihniyette olanlara söylemek istiyorum. Ya herkes siz mi? Ya bazı insanların bir onuru var, haysiyet denen bir şey var ya. Bir şekilde tepki gösteriyorlar. Tamam, herkes ölüme yatsın demiyoruz. Yani bu şekilde en üst perdedir artık ölüme yatmak. Ama herkesin bir buna itiraz biçimi vardır yani. Bu çocuğun da bu. Ebru ablanın, Ebru Timtik'in de bu. Aytaç'ın da bu. Helen'in, İbrahim'in keza öyle. Özgür'ün, Didem'in. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Boylarını aşan bir direniş biçimi olduğu için ancak çamur atarak kendilerini temizlemeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Hiçbir şey yapmadıklarını ortaya çıkaran bir eylem ya. Çünkü birinin bedenini ölüme yatırması artık son çarem. Başka bir çarem kalmadı. Yeteri kadar sesin duyulmadı demektir. Yeteri kadar onun sesin duyulmasına katkı sağlamayanlar işte ölüm orucuna kara çalıyor. Senin yüzünden bu insanlar ölüm orucunda. Sen sesini duyurmadığın için ya kendi canıyla bir insan ne derdi olsun ölüme yatar ki yaşamayı çok hak eden, yaşamayı çok seven insanlar zaten. Ebru abla inanılmaz zeki bir kadın, çok muazzam bir kadın, bir derya ya. Otur karşısına saatlerce anlatsın, sen dinle. Çok da güzel türkü söyler. Aytaç keza öyle. Yani bir mektup yazıyor mesela hapishanede. Her bir kelimesini bile ben daha sonraları anladım. Aytaç burada benden şunu öğrenmek istemiş. Şunu bilip bilmediğimi öğrenmek istemiş. Diyalektik materyalizmle ilgili Aytaç bana soru sormuş ve ben anlamamışım diyorum mesela. Yani seni orada bir nevi sana öğretiyor yani orada. Hani, hani nasılsın, iyisin, iyi misin diye tamam mektup da yazılabilir ama o sana hazır hani birbirimizle diyor mektuplaşıyoruz anlatalım. Anlatayım. Yani bu kadar donanımlı, bu kadar güzel. Mesela Didem Akman'ın bir telefon görüşünü yayınlamışlardı, dinledim. İnanılmaz aklı başında bir kadın.
O kadar güzel bir ses tonu, o kadar güzel bir hitap biçimi, öyle güzel bir anlatımı var ki. Yani bu insanlar mı acaba doğru bir eylem biçimini bilmiyor da kendi canlarıyla bir kasıtları var, ölüme yatıyorlar. Yani en azından bu sol görünen ve aslında sağa hizmet ettiklerini bu sözlerle bilmeyen veya bilmelerine rağmen bunu yapan, bile bile bunu yapanlara şunu söylemek istiyorum. Destek olmuyorsunuz, bari köstek olmayın. Bu sözler kendilerine ulaşıyor olabilir. Şunu da söylemek istiyorum. Ebru Timtikli Aytaç Ünsal'ın müvekkillerinden teyzesi, Ebru ablanın teyzesi bir şeyden dert yandı. Nerede dedi Ebru'nun müvekkilleri, Aytaç'ın müvekkilleri nerede? O kadar gece gündüz hiç saat gözetmeden kim yardım istese koşa koşa gitmiş insanlar 5 kuruş talep etmeden. 5 kuruş. Yani bana mesela ben göz altındayım. Bana şeker getiriyor avukat böyle. Poşet dolusu şekerler getiriyor. Sen aç mısın diye sordum. O da evet açınız. Sabahtan beri bir şey yememiş. Yani bana koşa koşa geliyor gözaltı takibinde şeker yetiştiriyor bana. Kendi bir şey yememiş. Al diyorum içinden bir tane yok o senin şekerin diyor. Ve bunlar böyle insanlar. Ve bu yüzden müvekkillerinden onu tanımış, onları tanımış, onların gözünün içine bakmış herkesten rica ediyorum. Lütfen son İbrahim'deki gibi olmasın. Son noktaya, son güne gelene kadar beklemeyin. Onlar bizim avukatlarımız. Savunma susarsa biz de susarız. Bunu sakın unutmayın. Avukatınız yoksa sizi savunacak kimse de yoktur arkanızda. Lütfen avukatlarımız bizi yeteri kadar savundular bugüne kadar. Bundan sonra da biz onları savunalım. Ebru Timtik'in, Aytaç Ünsal'ın yanında olalım. Ve aynı zamanda ölüm orucunda olan Özgür Karakaya, Didem Akman'ın da taleplerini sahiplenirsek çok bir şey kaybedeceğimizi, aksine onlar için bir kazanım olacağını unutmayalım. Yani bazen şöyle düşünüyorum sevgili Nazan. Yani bazen düşünüyorum ne yapmalı peki? Hani tamam iyi biz hiç kimse zaten sevgili Mustafa da Mustafa son güne kadar yaşamanın ne kadar güzel olduğunu yaşamak istediğini hep söylüyordu değil mi? Peki ne yapmalı? Yani şimdi diyorlar ki ya, hadi yapmasın. Mustafa ne yapmalı? Mustafa ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmış üstüne üstlük ayrı cezalar verilmiş. Yani bütün ömrü boyunca cezaevinde ölüme mahkum edilmiş. Mustafa diyor ki ben suçsuzum. Mustafa ne yapmalı siz? Yani bu soruyu soran, bunu söyleyenlere soruyorum. Ne yapmalı Mustafa? Yani tamam demeli. Tamam kardeşim bu benim kaderim. Ben bundan sonra ömür boyu bu cezaevinde yatayım. Yahut da grup yorum. Grup yorum dediğimiz niye var? Müzikleriyle var. Yani bir halk müziğini söyleyen bir grup yorum kendi müziklerine var. Ne yapmalı grup yorum? Tamam kardeşim. Bunları istemiyorlar. Ya biz gideriz, ne bileyim, orada burada da çalar, söyleriz, paramızı kazandırız mantığına mı hareket etmeli? Yani bunlar mücadelenin içerisinde gelen insanlar, bunlar yıllarca bu konuda işçinin, esnafın, işsizin, haksıza uğramış herkesin yanında var olmuş, onun müziğini söylemiş, onunla beraber hareket etmiş. Yani bence, yani ben elbette ki hiçbir zaman ölümü kutsamıyorum ama bu insanlar bu şekilde cezaevlerinde ya da susturuldukları zaman da bence ölmüş sayılırlar. Yani yaşayan ölü gibi olacaklar. Evet, bunu biz de merak ediyoruz. Defalarca sorduk. Yani ölüm orucu yanlış bir eylem biçimi şayet sizin daha iyi bildiğiniz bir şey olmalı yani. O zaman hadi söyleyin. Yani bunu söylüyorsunuz tamam da ölüm orucu yanlış bir eylem biçimi. Ölüm orucu bu devirde ölüm orucu hangi devirde olacaksa yani bu devirde faşizm olur mu diye sormuyor. Bu devirde adaletsizlik olur mu diye sormuyor. Bu devirde 2 tane yalancı tanık beyanıyla bir insana müebbet hapis cezası verilir mi diye sormuyor. Bu devirde türkü yasaklanır mı, konser yasaklanır mı diye sormuyor. Ama niye ölüm orucu yapıyorsun? Bu devirde ölüm orucu mu olur diye sorabiliyor. Ne enteresan insanlar. Gerçekten hayretler içinde kalıyoruz. Bunu grup yoruma sormayın. Niye ölüme yattığını Helin'e niye sordunuz ki? İbrahim'e niye sordunuz ki? Niye grup yoruma sordunuz? Türkü yasaklanır mı? Sene olmuş 2020 türkü yasaklamak ne demek? Gidin onlara sorsanıza. Konser niye yasaklanır ki? Türkü niye yasaklanır ki? Veya bir insanı ölür müydünüz ya? Yeniden dosyayı açsaydınız Mustafa Koç'a yargılasaydınız, adil yargılasaydınız ölür müydünüz? Size hiçbir şey olmadı ama o insan 28 yaşında öldü. Hepimiz gittik grup yorumun konserlerine. Ben konser yapabilmek istiyorum. Ben şarkılarımı söyleyebilmek istiyorum. Türkülerimi söylemek istiyorum diye diye. İbrahim Gökçek'ti. Elim Börek'ti. Hayatını kaybetti.
Keşke Evet, faşizme bu soruları yani. sorsaydınız. Keşke. Ya, e... Niye Helen'e soruyorsunuz? Türkü söylemek için insan ölüme Hayır, yatar mı? Ya hayır. yatar. Pir Sultan Şah Hayır. kelimesi için öldü. Şah Evet. demeyeceksin dediler. Şah Evet. kelimesini kullanmayacaksın. Kullanmazsan seni affederiz, seni asmayacağız dediler. Bir kelime için Pir Sultan dar ağacına gitti. Yani şimdi Evet, hepiniz Pir açılım Sultan kapılar Türkü'yü saygı dinliyorsunuz duyalım. değil mi? Oturup bir rakı masalarında Evet. dinliyorsunuz. O yüzden Pir Sultan'ı anlamakta güçlük çekiyorsunuz. İşte Helin de aynısı. Pir Sultan neyse Helin Börek'te odur. İbrahim Gökçek'te odur. Evet. Yani 2 gün önce mesela Taylan Kocaoğlu yani bir tweet paylaşmış ya O da işte çoğunluk. Kocaoğlu tutuklandı. Gözaltına Evet. aldı, bırakıldı. Tekrar itiraz edildi, gözaltına alındı. Şu anda tutuklandı. Söyledi, attığı Evet. tweet ne? İşte bir sıradan geçen bir insanı ben manavın önünde geçerken çocuğum manavdaki eşyaları görmesin diye yüzünü kapatıyorum. Ya ne kadar acı bir şey. Bunda utanacağınıza, bunu düzeltmek için uğraşacağınıza adamı götürüyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Yani bu yani kimileri 1000 odalık saraylarda yaşıyor. 4000 dalık yeşil çaydan içiyor. Yazlıkları, On kışlıkları bin lira. yapıyor. Nereden yapıyor? Bunları kendi paralarından da yapmıyor. Halktan topladığı vergilerle yapıyor. Ve bir baba ne yazık ki 2020 yılında bir manavın önünde geçerken parti üstünden çocuğun yüzünü kapa diyor ki meyveleri görmez, meyve istemesin kendisi. Yani Talan Kulaçoğlu bir kişi tok milyonlar aç dedi. O bir kişi sanırım üzerine alındı. Bu durumu. Bir kişiden kasıt tabii ki bir zihniyettir aslında. Bir kişiden bahsetmiyor aslında. Milyonlar aç bu ülkenin gerçeğidir. Dediğiniz gibi milyonların aç olmasına rahatsız değil bunlar. 1,5 yaşındaki Kübra Bebek Konya'da açlıktan öldüğünde otopsi yapılıyor ve midesinin boş olduğu tespit ediliyor. Bomboş. Ya bundan rahatsız olmayacaksın sen. Bu ülkeyi yönetenler olarak siz bundan rahatsız olmayacaksınız. Ondan sonra da o ölüm haberini aldıktan sonra gideceksiniz kafanızı yastığa koyup mışıl mışıl uyuyacaksınız. Sanki bu başka bir yerde olmuş gibi. Ve ondan sonra da bunu söyleyenlerden rahatsız olacaksınız. Dikkat ederseniz troller, ak troller ve lağım medyası diye tabir ettiğimiz işte Akit'ten tutun da işte sabah akşam şeklindeki tuvalet kağıdı tedarikçileri diyorum ben onlara. Ben onlara yanlış basın bir de demem yani. Direkt tuvalet Güzel, kağıdı güzel bir isim. tedarikçileri. Bunların hedef gösterdiği insanların başına zaten bir takım şeyler geliyor. Talan Kutaçoğlu uzunca bir süredir hedef gösteriliyordu. Niye? Çünkü meyve veriyordu. Meyve veren ağacı çekemeyenlerin işte taşlamalarıyla. Talan biz şöyle, açıkçası şöyle düşünmüştük. Adliye çıkartıldığında çok hedef gösterildi. Yani çok tweet atıldı. Aksi yönde de çok tweet atıldı. Acaba tutuklamayı mı düşünüyorlar? Yani buna cesaret edebilirler mi? Bırakıldıktan sonra insanların nabzına da baktılar diye tahmin ediyoruz. Ne tepki veriyor insanlar sosyal medyada? Gözaltındayken ne tepkiler verilmişti? Bırakıldıktan sonra ne tepkiler verilmişti? Ve buna bakıp zaten hep son zamanlarda aynı terane oluyor ya. İşte hakim bırakıyor, kişiyi serbest bırakıyor. Savcı itiraz edince tutuklama kararı çıkarılıyor. Gazi Cem evinde İbrahim'in cenazesinde gözaltına alınanlar için de bunu yaptılar. Gözaltından yani 17 kişi toplamda 4 gün güvenli şubede gözaltına kaldı. Bir cenazeye katıldıkları için bu arada hem işkence gördüler hem de bunların tamamı serbest bırakıldıktan sonra ertesi gün savcının itirazıyla içlerinden 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yani cenazeye katıldıkları için tutuklanıyor insanlar. Daha neler artık yani evet bu da oluyor. Taylan için de aynı benzer şeyi yaptılar. Yani önce bırakıldı sonra da savcının itirazıyla tutuklandı. Yani diyor ki kendisi de mesela bırakıldıktan sonra bir tweet attı ya hani iş bu noktaya nasıl geldi diyor o da şaşırmış. Yani bilginize başvuracağız bir konuda. Siber suçlar polisi alıyor. Sonra konu teme geçiyor. Sonra bir anda örgüt üyeliği, örgüt propagandası vesaire vesaire bir şeyler oluyor yani. Ne oluyor o arada işte? Hedef göstermeler çıkıyor ortaya. Evet. Bunun karşısında onlar nasıl tek vücut? Bak bu örneği daha önce de vermiştik. Faşizm bize karşı o kadar örgütlü ki, o kadar bir arada ki, hiç birbiriyle kavga eden, tartışan hakim, savcı görmedim. Polislerin bize zulmederken kendi aralarında tartıştıklarını, birbirlerine seslerini yükselttiklerini hiç görmedim, duymadım. Ama biz çok kolay birbirimize düşebiliyoruz, çok kolay kavga edebiliyoruz.
Yani bir kelime bile bizim birbirimize hakaret etmemize sebep olabiliyor mesela. Şimdi karşımızdakiler bu kadar örgütlüyken biz o ölçüde örgütlü olmazsak eğer, yani o açığın, onların her şeyi var ya çünkü elinde medyaları var, silahları, tankları, topları, askerleri, polisleri. Biz bu açığı daha da birbirimize kenetlenerek kapatmazsak eğer daha çok arkadaşlarımızı böyle sosyal medya operasyonuna alıp götürüp tutuklarlar. Bir araya gelmek zorundayız. Talen için bir araya gelmek zorundayız. Avukatlar için bir araya gelmek zorundayız. Açlar için bir araya gelmek zorundayız. Adaletsizliğe uğramışlar için bir araya gelmek zorundayız. KYK'ların katlettiği kamu emekçileri için, KYK'ların hayatını kararttığı, yıktığı, yok ettiği aileler için, KYK'ların hatta katlettiği o bebekler için bir araya gelmeliyiz. Evet, yani Türkiye zor bir ülkemiz, ne yazık ki zor bir ülke, ama mücadele etmek zorundayız. Zorundayız. Elbette ki bunlar yaşanacak, ama ben biliyorum dünyadaki bu baskıcı düzenlerin hepsi, diktatörlerin hepsi şu anda tarih çöplüklerinde, hepsi de anıtın isimleri kötü şekilde anılıyor. Ama Mustafa ve Mustafa gibiler, Helin gibiler, tarihteki herkes tarihte hak ettiği gibi anılacak, hak ettiği gibi yazılacak. Bugün nasıl Halim Pir Sultan diyorsun, bir söze kabul etmedi, Daracına gitmeyi kabul etti onuruyla. Elbette ki onuruyla mücadele edenler, onuruyla yaşamak isteyenler, kimse ölümsüz değil, hepimiz öleceğiz. Bana bugün sorsalar dedemi, babamın adını bilirim, babamın babasının adını bilirim, ama onun babasının ne adını ne mezarını bilirim. Ama bugün Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin, Çeyelerin isimleri hiçbir zaman unutulmaz. Ki ben eminim Pir Sultanların, işte Şeyh Bedrettinlerin isimleri hiçbir zaman unutulmaz. İnsanlık yeryüzünde var olduğu sürece de kendi halkları için bedel ödeyenler hiçbir zaman unutulmaz. Onda herhangi bir şüphem yok. Evet sevgili Nazan, ne yapalım? Nasıl gidecek? Yine sana geri dönelim. Direniş devam edecek sanıyorum. Bu şekil mücadeleye devam diyorsun. Evet. Yalnız bu arada Şeyh Bedrettin dediniz. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şeyh Bedrettin kendi ölüm hükmünün altına mühür basmış. Eski hani biliyorsunuz, herkes biliyordur bunu. Şeyhülislam Osmanlı'da ve kendi ölüm fermanının, kararının altına kendi mührünü basmış bir insandır. Böyle bir insandır yani. Ve biz bu insanların, böyle insanların yolundan gittiğimiz sürece başımıza ne gelirse gelsin bu gururu hep taşıyacağız. Bu onuru hep taşıyacağız. Mustafa'nın mirasını, Helin'in mirasını, Pir Sultan'ın mirasını, Mahirlerin mirasını hep taşıyacağız. Bir söz var çok severim, der ki bazı idealler o kadar güçlüdür ki o yolda mağlup olman bile zafer sayılır, der. Yani sen o yolu önemli olan senin o yola çıkmış olmandır. Çıkmış olmandır. Ondan sonra başına gelecek olan olumsuz şeyler bile eğer seni geliştirmeye yarıyorsa aslında o kadar da olumsuz şeyler değildir. Mesela işkence yapıyorlar. Neler öğrendik bu süreçte yaşadığımız işkencelerde biz? Hangi yaranın hangi renge dönüştüğünü öğrendik mesela. Tıbbi bilgilerimiz arttı. İşte ne varsa kırık ihtimali vardır bir şeyde. İşte şöyle semptomlar gösteriyorum. Acaba kırık olabilir mi? İşte ne bileyim, biber gazından en iyi nasıl kurtulabiliriz? Bir sürü şey öğrendik biz gerçekten. Tıbbi olarak da bir sürü şey öğrendik. Mesela işte yolunan saçların ne kadar zamanda çıktığını, çok bilgiler edindik gerçekten. Mücadele içinde pişmek, öğrenmek, yanlış yapa yapa doğruya ulaşmak. Çok gerçekten yanlışlar yaptık. Saçma sapan şeyler yaptığımız da oldu. Hani bilmediğimiz için, anlamadığımız için henüz beceremediğimiz şeyler de oldu. Ama en nihayetinde birbirimizle öğrendik, birbirimizden öğrendik. Hiç birbirimizi ötelemedik biz direnişçiler olarak. İşte Mehmet'inden tutun, Alev Şahin, Acun Karadağ, Nuriye Gülmen, şu anda evinde dinleniyor ama işte Semih Özakça, Merve Demirel, Günnaz, Perihan teyzemiz, her gün bizi çekmeye gelen insanlarımız, Mustafa abimiz, Hanife ablamız, dostlarımız, yoldaşlarımız, onlardan öğrendik, onlara öğrettik, biz öğrendik, biz öğrettik, böyle oldu. Çok güzel şeyler biriktirdik, çok güzel anılar biriktirdik, çok muazzam günler biriktirdik ve en önemlisi güvenle
sırtımızı yaslayabileceğimiz, arkamızı dönebileceğimiz insanların olduğunu öğrendik. Ve bütün bunları öğrenirken hiç tanımadığımız Mustafa Koçak isimli bir genci mesela öğrendik. Hiç kimsenin aleyhine ifade vermediği için, bunu kabul etmediği için bütün bunları yaşamış bir genç. Ve bir kez daha diyoruz ki, dünya dönüyorsa işte bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor bu dünya. Ve dünya döndükçe de elbette onlar unutulmayacaklar. Çok ağır bedeli, en ağır bedeli ödediler, hayatlarını verdiler. Ama bir şey kazandılar, isimleri hafızalara kazındı, isimleri tarih sayfalarına yazıldı. Bizimle birlikteler, bizi hiç terk etmeyecekler. Ve onlardan aldığımız güçle bu direnişi biz de sürdüreceğiz. Yani bu direnişi başladığımızda biz böyle bir şey yoktu. Mustafa Koçan ismini bilmezdik mesela. Yani İbrahim hayattaydı, Helin hayattaydı. Birçok değerli kişi hayattaydı bu direniş başladığında. Şimdi onlardan aldıklarıyla da devam edecek bundan sonra. Onlardan öğrendikleriyle bu direniş devam edecek. Biz işimizi geri istiyoruz. Ama işimizi geri istememiz sadece bunu yapacağımız anlamına gelmez. Çünkü herkes adaletsizliğe uğruyor. Biz de adaletsizliğe uğramış insanlar olarak adaletsizliğin nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliriz. Kendini anlatmaya çalışmanın, neden başıma bu geldi diye sağa sola gidip tüm kurumları dolaşmanın, eline hiçbir şey geçmeyerek akşam eve dönmenin, üzülerek, üzgün bir biçimde eve dönmenin nasıl bir şey olduğunu biz çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden biz Mustafa'yı anladık. Mustafa'nın ne anlatmak istediğini biz bu yüzden anladık. Ben adil yargılanmak istiyorum dedi. İşte biz bu yüzden, türkülerle büyümüş bir insanım ben mesela. Ben bu yüzden Helin'in ne demek istediğini anladım. İbrahim'in ben gitar çalmak için gerekirse ölürüm derken neyi kastettiğini çok iyi anladım. KYK'lar iptal edilene, OHAL komisyonu kapatılana kadar biz mücadele edeceğiz ama bundan sonra da bu güzel insanların isimleri unutulmasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Her gittiğimiz yere onların isimlerini taşımaya devam edeceğiz. Evet, KYK'lar iptal edilmelidir. OHAL komisyonu kapatılmalıdır. Çünkü OHAL komisyonu AKP'nin kurduğu bir kurumdur. Yani bize yargı yolunu kapatıyor. Sonra OHAL komisyonu kurdum ben diyor. Bir bakıyoruz OHAL komisyonunu kendi kurmuş. OHAL komisyonu üyeleri kendi adamları. Ve güya bizi işe döndürecekler. Yani zaten döndürmedilerdi. Yani beni, Mehmet'i, mesela Engin Hoca'yı döndürmediler. Döndürmeme gerekçeleri de biz işimizi istediğimiz için hakkımızda açılmış davalar. Bu kadar kepazelik artık yani. Hem beni işten atıyor 2017'de. 2017'de işten atılmanın sebebi diyor ki 2019 hakkında açılmış dava. Buyurun buradan yakın işte. Biz nasıl mücadele etmeyelim şimdi bu faşizmle? Bütün bunları gördükten, yaşadıktan sonra nasıl sessiz Bir kalalım? daha tekrarlar Mümkün değil. mı? Bir daha tekrarlar mısın? Bir daha tekrarlar mısın lütfen? Biz 2013'te nasıl ne zaman? Yok yok, bu dava açma 2017 tarihleri ve yargılama. 2017'de Evet. işten atıldım. Sebebi şeymiş. 2019'da hakkımda açılmış soruşturma. Mehmet için de aynı şeyi yaptılar. Engin Karataş Hoca için de aynı şeyi yaptılar. Geleceği gören hatta haberler yapıldı. OHAL komisyonu kehanete dayalı kararı diye Biyanet bir haber yapmıştı. Geleceği gören OHAL komisyonu şeklinde haberler yapılmıştı. Ne yapalım, gülüyoruz biz de yani. Sinirlenecek çok şey var. Buna da gülelim artık. Ne yapalım diyoruz. Çünkü hem bizi işten atacaksın hem işe dönmek istiyorum diye yaptığım mücadelede açılmış davaları gerekçe gösterip işe döndürmeyeceksin beni. Şaka gibi gerçekten. İşte bununla tam olarak mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Evet sevgili Nazan, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok eğitici bir sohbet oldu. Elbette ki hüzünlendik sevgili Mustafa için, sevgili Helin için. Yani İbrahim. ben gerçekten de İbrahim için de aynı şekilde tabii ki. Ben hiçbir zaman yani yaşadığım sürece ne Helin'in annesinin, Helin annesini de canlı yayına almıştım. Güle güle kızım demesini, ne Mustafa'nın annesinin evladımı kurtarın diye işte milletvekillerine, gazetecilere, televizyonlara çağrısını, ne de Mustafa'nın ablasının o gün, siz bugün işte Mustafa'nın kanıyla iftar açtı, sahur Sağ olun. açtınız, kanıyla etine sahur, evet, etinden iftarınızı açacaksınız demesini İftar asla asla yaptınız. unutmayacağım. Evet, yani gerçekten de çok zor şeyler yaşadık, çok acı şeyler yaşadık ama mücadele sonuçta devam ediyor. Bugün siz orada direniyorsunuz.
KYK'lar adına, işiniz adına, ekmeğiniz adına, emekçiler adına direniyorsunuz. O kadar baskıya, o kadar zorluğa, o kadar işkenceye rağmen direniyorsunuz. İyi ki varsınız. Son sözlerinizi alayım. Eğer söyleyeceğiniz varsa, zamanınız varsa, yani söyleyecek şeyleriniz varsa zamanım var. Ama yoksa son sözlerinizi alıp yavaş yavaş kapatalım. Siz son sözler deyince aklıma bir şey geldi. Çünkü son sözüm o olacak. Yani onu söyleyeceğim. Bu da son sözüm olacak. Çok severek söylediğim, birçok yerde de söylediğim bir sözdür. Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir. Mücadele etmeyen zaten yenilmiştir. Evet. Aynen öyle. Çok doğru. Evet sevgili Nazan, çok teşekkür ediyorum katıldığın Ben için. teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bu karanlık günlerde birçok yerde yaprağın kıpırdamadığı, korkudan kimselerin sesini çıkarmadığı günlerde siz onurunuzdan, işiniz, ekmeğiniz için direniyorsunuz. Dediğiniz gibi mücadele insana her şeyi öğretiyor. Bu sizin için bence bir üniversitedir. Adım adım okuyup bitiriyorsunuz mücadeleyi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılar ederim. diliyorum. Başarılar diliyorum. Umarım işinize geri Sağ dönersiniz. olasın. Ama Umuyorum. inanıyorum şuna kesinlikle inanıyorum ki mücadele edenler mutlaka ve mutlaka kazanacaktır. Yani bunda hiçbir şüphem yok. Biz de evet şüphe etseydik bir gün bile direnemezdik. Evet, al. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Evet sevgili Web Medya, Web TV izleyicileri bir konuk programının sonuna geldik yine. Sevgili Nazan'ı almıştık. Gerçekten Nazan'a çok güzel bir sohbet ettik. Önümüzdeki günlerde başka bir konuk programında buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Ve bizim bu noktada hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi. Halk kendini yönetemez mi? İlle başımızda bir başbakanın, güçlü bir başbakanın olması mı lazım? Yani Muhammed Güzel Şairung ein Beispiel Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşı. Sistematik en çarpıtıldığı kanaatindeyim. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Sonuçta attığınız adımın bedelini ağır ödeyecek. Damatı Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin, dünyanın iftirasını attılar. Görüyorsunuz manzarayı. Sadece oraya gitmememiz için, insan hakları anıtına gitmememiz için nafile çabalarını görüyorsunuz. Biz her yerde konuşuruz. Bizim için gerçekten fark etmiyor. Sadece orası bizim eylem alanımız olduğu için ve insan hakları anıtı olduğu için bu kadar ısrarcıyız orada. Ama biz söyleyeceklerimizi her yerde söyleriz. Şundan da bahsedebiliriz. Mesela bugün gelişmeleri takip etmişsinizdir. Gazi Cem Evi'nde yaşananları, bir cenazeye edilen eziyeti, bir cenazeye edilen hakareti hepiniz görmüşsünüzdür. Çünkü karşımızda işte bu zihniyet var. Korkunç bir zihniyet var karşımızda. İbrahim'in cenazesine eziyet ettiler. İbrahim'in cenazesini kaçırdılar. İbrahim'in cenazesini Cem evinden kaçırabilmek için Cem evine hakaret ettiler. Gaz sıktılar Cem evine. Cem evinin içine gaz sıktılar. Neden? İbrahim'in cenazesini almak için. Ancak bir Yezid soyu bir ölüye işkence yapabilir. Ölüden elini bir şeytan çekmez iki Yezid. Biz bunları Kerbela'dan beri biliriz. O kanlı ayaklarıyla, o kanlı elleriyle Kerbela'dan kalkıp geldiler Gazi Cem evine. Biz bunları ta Kerbela'dan beri tanıyoruz. Çünkü onlardır. Hazreti Hüseyin'i katlettikten sonra başını kesip o başla bir topmuş gibi oynayan bunlardır. Bir ölü ancak bir Yezid tohumu uğraşabilir. Ya da şeytan uğraşabilir. Gördük yaşananları gün içinde hep birlikte. Bunları yapmaya çalıştığı şey bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Biz böyle bir halk değiliz. Cenazeye, taziyeye gidilir. Biz böyle bir halkız. Niye taziyeye gidilir biliyor musunuz? O ailenin acısını hafifletmek için gidilir. Başsağlığı dilersin, sabır dilersin. Biz öyle bir toplumuz ki ta şamanlardan başlayarak ölü hayvanlara bile cenaze töreni düzenleyen bir toplumuz biz.
Bunların, bu Yezidlerin aramıza nereden geldiğini bilmiyoruz. Bunlar bizden değil, biz onlardan değiliz. Ne demek ya? Cenazeye eziyet etmek ne demek? Cemevine girmek ne demek? Cemevine gaz sıkmak ne demek? Bunlar değil, bunların dedeleri gelsin. Bunlar asırlardır böyleler. Bakın, Kerbela'da İmam Hüseyin'i katlettikten sonra Ehl-i Beyt'in kadınlarını kafeslerin içine koyup sokak sokak gezdirdiler. Teşhir ettiler. Ehl-i Beyt'in kadınları kimdir? Ehl-i Beyt nedir? Peygamberin ailesi. Peygamberin ailesinden geriye kalan tüm insanlardan bahsediyorum. Ve bu hakareti, ah Hüseyin, vah Hüseyin diye sonradan ağlayan o insanlar var ya, peygamberim peygamberim diye ağlayan o insanlar, bu hakareti neden sineye çektiler biliyor musunuz? Orada o hakarete maruz kalan o kadınlar değildi. Peygamberin kendisiydi. Neden bu hakareti sineye çektiler? Çünkü Yezid güçlüydü. Güçlü olana karşı ses çıkaramadılar. Hazreti Hüseyin'in katlinden sonra Kufa halkı ağlıyor. Ah Hüseyin, vah Hüseyin öldü diye feryat figan ağlıyor. Hazreti Zeynep onlara şöyle bir konuşma yapıyor. Onu siz öldürdünüz. Neden ağlarsınız? Siz öyle bir zilletle kirlendiniz ki hiçbir suyla bunu yıkayamazsınız. Şunu bilin, vebaliniz çok büyük. Yani bugün bir türkü söylemek için ölünür mü diyenler, bunu kendinize alın uyarlayın. Hazreti Zeynep'in bu sözlerini alın kendinize uyarlayın. Bir türkü söylemek için tabii ki ölünür. Pir Sultan neden asıldı? Şah kelimesi yüzünden. Bu kelimeyi söylememesi ondan istendi. Şah kelimesini kullanmazsan seni idam etmeyeceğiz dendi. Ama o Hızır Paşa'ya şöyle bir cevap verdi. Alınmış abdestim aldırırlarsa, kılınmış namazım kıldırırlarsa, siz de şah diyeni öldürürlerse ben de bu yerlerden şaha giderim. Bu kelimenin uğruna hayatını kaybetti. Yani insanların bir şey için ölmüş olmasını bu kadar anlamıyorsunuz ama bugün Pir Sultan'ın neden ölümsüz olduğunu da anlamayın o zaman. Kafa yormayın bu konuya. Pir Sultan neden ölümsüz? Çünkü insanların sadece bedenlerini öldürebilirsiniz. Fikirlerini öldüremezsiniz. Fikirlerini asla öldüremezsiniz. Bugün İbrahim de, Helin de türkü söyleyebilmek için hayatını kaybetti. Ve onlara şunu demeyi biliyorsunuz. Ya bir türkü içinde insan ölüm borcuna girer mi demeyi biliyorsunuz. Ama karşı tarafa neden türkü söylemeyi yasaklıyorsunuz demeyi bilmiyorsunuz. Sene 2020 bu çağda nasıl olur da konser yasaklanır diye sormuyorsunuz. Ama İbrahim'e, Helin'e neden ölüm borcuna girdin diye sorabiliyorsunuz. Sormayacaksınız. Hazreti Hüseyin de bilirdi değil mi? Öldürüleceğini bile bile oraya gitmemeyi Hazreti Hüseyin de bilirdi. Çünkü biliyordu ki 11-15 bin kişilik bir ordu var karşısında ve kendileri sadece 73 kişi. Biliyordu ki orada öldürüleceğini bile bile gitti. Pir Sultan da bilirdi değil mi? Şah demezsem kurtulurum. Değil mi? Bunu Pir Sultan da yapabilirdi ama yapmadı. Demek ki bazı insanların sizden çok daha farklı kıstasları, kriterleri var. Bazı insanların şerefi var, haysiyeti var. Belki anlamak zor geliyor olabilir. İşte bu yüzden Pir Sultan asırlardır yaşıyor. İşte bu yüzden Hazreti Hüseyin asırlardır yaşıyor. Ona bu zulmü eden, onun kesik başıyla, başını kesip bir top gibi oynayan Yezid bugün bir küfürdür, küfür. Sözlükle Yezid isminin karşılığı küfürdür. Nasıl ki dün bunu yapanlar bugün bir küfür olarak anılıyorsa, bugün de bir ölüye bile eziyet eden, bir ölüyü cemevini basıp kaçıran, bir ölüyü pazenin arkasına takıp sürükleyen bu kepaze zihniyet yarında, yani AKP ismi, bir küfür olarak anılacak. Biz gerçekten böyle bir toplum değiliz. Biz, hatırlıyorum çocukluğumda komşumuzda cenaze varsa biz televizyon açmazdık. Açamazdık. Böyle bir saygıdan geliyoruz biz. Cenazeye saygısızlık edilmez. Ama karşımızdaki Yezid'in torunları olunca evet bunu yapabiliyorlar. Ama asla insanları düşüncelerinden vazgeçiremiyorlar. Bunu bir geçin. Ne diyor Mahsuni Şerif bir türküsünde? Can ölür, fikir ölemez. Öldüremezsiniz. İnsanları sadece bedenlerini öldürebilirsiniz. Bugün hala Pir Sultan dilimizdeyse, Hazreti Hüseyin dilimizdeyse, yarın da İbrahim Gökçek dillerde olmaya devam edecek. Helin Bölek dillerde olmaya devam edecek. Mustafa Koçak dillerde olmaya devam edecek. Ve son olarak
bu teslimiyetçi zihniyete şöyle söylemek istiyorum. Pir Sultan'ın bir türküsü var. Yürü böyle Hızır Paşa diye. Şöyle bitiyor bu türkü. Ben Musa'yım, sen Firavun. İkrarsız şeytanı layin. Bu kaçıncı ölmem hain. Pir Sultan ölür, dirilir. 297 gündür bu zalimlere, bu zulme karşı direndi. Dedik ki verin, yanımızda ölsün, vermediler. Şimdi gitsinler derken Can Dağlısı hala istediği kadar top oynasınlar. Siz kendiniz yarattınız bu itirafçıyı. 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, vicdanın rahat mı? Yargıtay 16. Dairesi, vicdanın rahat mı? 28 yaşında, 28 yaşında. Toprak kabul etmez, öldürdünüz. Toprak kabul etmez, öldürdünüz. Adalet diye diye öldürdünüz. Adı altında işkence ettiler. Taciz ettiler. O kadar aşağılık oldular. Onuruyla gidiyor bugün. Onuruyla gidiyor, acıları bitti. Dilerim sizin acılarınız başlar. Dilerim sizin acılarınız başlar. Dilerim hiç bitmez o acılarınız. Dilerim Allah sizi helak eder, helak eder, helak eder. Dilerim Mustafa'nın kanıyla dün sahura kalktınız. Bugün Mustafa'nın etiyle iftar yapacaksınız. Allah sizi kahretsin, Allah sizi kahretsin. Zalimler, Allah sizi kahretsin, zalimler. Zalimler, 27 kilo kaldı zalimler, nasıl dokundunuz? Anası öpmeye kıyamıyordu, siz nasıl dokundunuz? Zalimler, zalimler, zalimler. Oh!
Avusturya'nın en hızlı yükselen haber sitesi Welt Media, güncel ve son dakika haberleriyle Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda da okurlarıyla buluşuyor. Avusturya, Türkiye ve dünya gündemini daha yakından takip edebilmeniz için Welt Media uygulamasını ücretsiz olarak cep telefonunuza indirin. Son dakika gelişmelerinden anında haberdar olun. Welt Media, sizin sesiniz. Ve bizim bu noktada hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi. Halk kendini yönetemez mi? İlle başımızda bir başbakanın, güçlü bir başbakanın olması mı lazım? Yani bu hükümet diye Entscheidung ein Beispiel Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşı. Sistematik and çarpıtıldığı kanaatindeyim. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Sonuçta attığınız adımın bedelini ağır ödeyecek. Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin dünyanın iftirasını attılar.